Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. İran bugün Orta Doğu'nun füzeler konusunda en çeşitli envanterine sahip ülkesi. Bu konudaki en güçlü ülkesi demek biraz iddialı olabilir ama rahatça çeşitliliği en fazla ülkesi diyebiliriz. Mesela bu alanda bizden çok ileri durumdalar. Bu kanalı takip edenler benim İran konusundaki görüşlerimi bilirler. Hiç sevmem ama bu onların bize komşu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden hangi konuda ne kadar güçlü olduklarını bilmemiz önemli. Bugün İran'ın füze programını konuşalım. Genelde İran-Irak savaşı döneminden bahsedilir ama aslında çalışmalar daha eskiye dayanıyor. İran nasıl füze gücü haline geldi? Bugün nasıl bir füze envanterine sahip ve elindeki envanterle bizi tehdit edebilir mi? Başlamadan kısa bir hatırlatma. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İran ve füze programı dendiğinde akla ilk olarak İran-Irak savaşı gelir. Doğrudur. Füze programlarının esas gelişme dönemi o dönem. Ama başlangıcı ondan daha öncesine. Hatta İslam devriminden de öncesine dayanıyor. İran şu an Amerika ile düşman gibi görünse de eskiden aralarından su sızmazdı. İran İslam devrimi öncesi Amerika'nın Ortadoğu'daki en önemli müttefiklerinden biriydi. Hatta iki ülkenin ittifakı o kadar gelişmiş düzeydeydi ki 1957'de nükleer işbirliği anlaşması bile imzaladılar. Bu anlaşmadan sonra Amerika, İran'a zenginleştirilmiş uranyum vermeye başladı. Hatta 1967'de ilk nükleer reaktör başlığını da İran yine Amerika'dan aldı. Ama balistik füze konusunda aynı ortaklığı sağlayamadılar. 1977'de İran Şahı Amerika'dan kısa menzilli balistik füze istedi, kabul etmediler. Şah Rıza bu sefer İsrail'e gitti. Bir şekilde almaya kararlıydı. İsrail taleplerini olumlu karşıladı. İki ülkenin ortaklığında Çiçek Projesi isimli projeyi başlattılar. Yani ortaklık derken İran sadece para koydu. Teknoloji tamamen İsrail'deydi. İran'da bir tesis kuruldu. İsrailli mühendisler geldi ve çalışmalar başladı. 480 kilometre menzilli, 780 kilo harp başlığı olan bir balistik füze üzerinde çalıştılar. Ama 1979'da İran İslam devrimi oldu ve bu çalışmalar bitti. Tabi proje bitse de yapılan çalışmalar boşa gitmedi. İran'ın füze programının ilk aşaması olarak kabul edildi bu süreç. Sonra da ikinci aşamaya geçildi. Yani esas sürece. 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşı dönemi. Aslında İran füzeleri olmasa da devrim öncesi büyük bir hava gücü olmuştu bölgede. İran şahı Amerika'dan F-4 ve F-5'lerin yanında 80 adet F-14 Tomcat sipariş etti. Bu şekilde Orta Doğu'nun en güçlü hava kuvvetlerine sahip oldular. Ama 1979 devriminden sonra Batı ile ipler koptu. Amerika'dan tedarik kesildi. Haliyle İran'ın hava kuvvetleri çöp oldu. İşte milli savunma sanayi önemli derken kastettiğimiz tam olarak bu. Mesele bir savaş uçağını almakla bile bitmiyor. Belki de esas bağımlılık aldıktan sonra başlıyor. Adam size parça tedariğini bile kesse milyarlarca dolarlık filolar çöp oluyor. İşte İran'da tam olarak bu oldu. İran-Irak savaşında F-14'lerin yarısını yedek parça olarak kullandılar. O da tabii kısa bir süre yetti. Aynısını biz de Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapmıştık. Bunları düşününce nereden nereye diyor insan. Birçok alanda artık bağımsızız çok şükür. Savaşça ve uzun menzilli hava savunma sisteminde tamamladık mı gerilse hayal edemeyeceğimiz hızla gelecek inşallah. Neyse İran-Irak savaşı İran'ın füze programının en önemli kilometre taşı oldu. Çünkü Irak'ın elinde uzun menzilli balistik füzeler vardı. Başkent Tahran'ı bile vurabiliyordu. İran ise en ufak cevap veremiyordu. Hava kuvvetleri zaten hurdaya ayrılmıştı. Füze de olmayınca yapabildiği tek şey sığınaklara saklanmaktı. Bu yüzden Scud füzelerinin tedarik edilmesine karar verdiler. 1985'te Rafsanjani bir heyetle birlikte Libya, Kuzey Kore, Suriye ve Çin'e gitti. Libya heyetin isteğini olumlu karşıladı. Scud-SV füzesi verdi İran'a. Bu füzelerin menzili 300 kilometreydi. 700 kilo ile bir ton arası savaş başlığı taşıyabiliyordu. Artık İran da balistik füzeye sahipti ve iki ülke birbirinin büyük kentlerini bu füzelerle vurdu. Hatta bu döneme şehirler savaşı dönemi de deniyor. Bir sürü sivil hayatını kaybetti. Ama İran için manzara yine iç açıcı değildi. Çünkü hazıra daha dayanmaz denir ya, öyle oldu. Elindeki füzeler hızla tükendi. Bu sefer İran yeni bir tedarikçi aramaya başladı. Kuzey Kore ile ciddi görüşmeler yaptılar. Ama bu sefer kalıcı bir şeyler istiyorlardı. O yüzden teknoloji transferi de istediler. Teklifleri 100 adet Scud B satın almak ve bunun karşılığında teknoloji transferi imkanı kazanmaktı. Tabii bu transfer sadece 100 adet füze karşılığında sağlanmadı. İran Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze programını finanse etmeyi de teklif etti. Tabii ki Kuzey Kore bu cazip teklifleri kabul etti. 1987 yılında ilk parti Skut Beyleri İran'a gönderdiler. Skutlar İran-Irak savaşında İran'ın çok işine yaradı. Hem Libya hem de Kore'den tedarik sayesinde Irak'a karşılık verebildiler. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre İran 1985-1988 yılları arasında Irak topraklarına 100 Skut füzesi fırlattı. İşte bu savaş döneminde yaşananlar ve kazanılan tecrübeler İran'ın füze programının esas temellerini oluşturdu. Yedikleri ambargo sayesinde üretmeleri gerektiğini fark ettiler ve balistik füzelere yöneldiler. Skutların teknoloji transferi milli füze programlarının ilk adımı oldu. 1988 yılında İran ülke içinde ilk balistik füzesini üretti. Adı İran 130'du ya da diğer adıyla Mushak 120. Bu füzeyi Sovyet üretimi 70 kilometre menzile sahip Luna M balistik füzesinden kopyaladılar. İran-130 adında belirtildiği gibi 130 kilometre menzile sahipti ve İran-Irak Savaşı'nın son aylarında kullanıldı. Katı yakıtlıydı. Aynı yıl İran bunun sıvı yakıtlı ve 300 kilometre menzilli versiyonunu geliştirdi. Adı Mushak-160'tı. Testi de yine aynı yıl yapıldı ve başarılı oldu. İranlılar bu füzenin tamamen yerli olduğunu iddia ettiler. Ama bu da Çin'in nükleer başlık taşıyabilen DF-11A füzesinden kopyalanmıştı. Zaten normal olan da bu. Yeni ve geç girdiğiniz bir alanda daha öncesinde yapılan başarılı çalışmaları kopyalayarak başlarsınız. Bu size ciddi bir zaman kazandırır. 1990 yılında ise İran Kuzey Kore'den Scud C satın aldı. Bu füze 500 kilometre menzile sahipti ve 700 kilo harp başlığı taşıyabiliyordu. Bir sene sonra bu füzeyi test ettiler. Tabi bu iddia Amerika'nın istihbarat raporlarında var. Ayrıca İsrail de bu konuda bir rapor yayınladı. Rapora göre İran 1994'e kadar 300 Scud B ve 100 Scud C satın aldı. Bu alımlara teknoloji transferi de dahildi. Zaten İran'ın balistik füzeler konusunda başlangıç yapması ve sıçrama yaşaması bu alımlarla ilgiliydi. Yani İran savaşta oluşan ihtiyaç ve ambargolar sayesinde bu alanda üretebilen bir ülkeye dönüştü. Hatta şu an Ortadoğu'nun en çeşitli füze envanterine sahip ülkesi dememizde sakınca yok. Bunu görmek için kısaca İran'ın bugünkü füze envanterini konuşalım. Bugün üzerinden kısaca geçeceğim. Eğer detaylı şekilde konuşalım isterseniz daha sonra bunu çok daha detaylı konuşuruz. Öncelikle kısa menzilli balistik füzelerinden bahsedelim. Bu füzeler genelde 300 ile 700 kilometre arasında menzile sahip. Irak, Basra Körfezi, Suriye, Afganistan, Pakistan ve tabi Türkiye menzili içinde Gelişmiş versiyonlarda hata payı 10 metreye kadar düşmüş durumda. Yani etkili füzeler. Bu sınıfın temel füze aileleri Fatih ve Şahap. Bir de Çin'in CSS-8'inden kopyalanan Tondar bu sınıfta sayılıyor. Detaya girmeyeceğim için bu füze ailelerinin fertlerinden bu videoda tek tek bahsetmiyorum. Ama Fatih'in 5, Şahap'ın 3 farklı versiyonu var. Ayrıca Şahap füzesi Rus Sukut füze ailesinden kopyalananlardan oluşuyor. İkinci olarak orta menzilli füzelerinden bahsedelim. Bunların menzili 2000 kilometreyi buluyor. Orta Doğu'nun tamamını ve Doğu Avrupa'yı vurabilecek menzile sahipler. Zaten İran'ın nükleerle suçlanma sebebi bu füzeleri geliştirmesi. Nükleer başlık olmadan uzun menzilli füzenin bir caydırıcılığı yok. O yüzden bu konu başını çok ağrıtıyor. Bu kategoride Şahap 3 Kadir sicil gibi farklı füzeleri var. Mesela bu ailede de Shahab 3 Kuzey Kore'nin güçlü füzesi Nodong'un kopyası. Yani etkili füzeler. Yine bir başka füze ailesi olan seyir füzeleri konusunda da İran oldukça güçlü. Hani arada bir Yemen'den Suudi Arabistan'ın tesislerine füze saldırıları gerçekleştiriliyor. İşte o saldırıların başarılı olanlarında genelde İran'ın seyir füzeleri kullanılıyor. Sumar ailesi, Yaali, Ebu Mehdi gibi farklı farklı füze türlerine sahipler. Bu füze ailesi sayesinde İran 2500 kilometreyi vurma gücüne sahip. Bunların dışında İran'ın gemi savar füze ailesi de yaban atılmayacak kadar çeşitli. Nur, Jasiki Kadir, Rahat gibi verebileceğimiz çok örnekleri var. Son olarak da uydu taşıma roketleri. Bu daha çok sivil alana yönelik ama bu konuda da iyi sayılırlar. Sefir, Simurg ve Kasıt adında üç farklı roketleri var. Dediğim gibi isterseniz bu füze envanterinden ayrıca bir videoda bahsederiz. Ama bildiğim tek bir şey var. İran burnumuzun dibinde ciddi bir füze gücü. Düzgün bir devlet olsaydı sırtımızı güvenle yaslayabilirdik. Ama İran'ı biliyorsunuz, kesinlikle güvenilmez. O yüzden bizim ciddi füze savunma sistemleri üzerinde çalışarak önleme, ciddi bir balistik güç olmaya çalışarak da caydırmayı hedeflememiz lazım. Zaten bu sadece İran'dan dolayı değil. Bütün çevremiz, özellikle İsrail balistik füze cenneti. Tamamı için önlem almak adına bunu yapmalıyız. Allah'a emanet olun.